İş Sanat Gece Gündüz'ü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Haftaya hareketli başladık. Havaya bir türlü düşemeyen Cemre sahnelere, beyaz perdelere ve stüdyolara çoktan düştü. Sıcacık etkinlikler haftayı sarıp sarmaladı bile. Şöyle öne çıkanlara bir bakalım ve hemen başlayalım. Oppenheimer, İngiltere'nin Oscar'ı olarak gösterilen BAFTA'dan zaferle ayrıldı. ...74. Berlin Film Festivali sürüyor. Aslı İnandık'ın başrolünde yer aldığı Hamiyet müzikali sahne yolculuğuna devam ediyor. Benden sözleri bekliyorlar. Ampute milli futbolcu Barış Telli'nin hayatı beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu daha çocuk. Götür anasının koynuna, büyüsün tekrar getir. Sizin okulunuzda böyle çocuklara uygun bir düzenek yoksa bu bizim ayıbımız mı? Kondisyonun yok, zayıfsın, bencil oynuyorsun. Öğretin o zaman. Ve sinemayla başlayalım. Dünya çapında sükse arayışındaki her filmin Oscar öncesi vazgeçilmez durağı Birleşik Krallık. Tabiri caizse akademi ödüllerinin çaya süt katılmış versiyonu da BAFTA. Yani İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Sonuç şaşırtmadı. Geceye Oppenheimer damga vurdu. İngiltere'nin Oscar'ı olarak gösterilen BAFTA, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da gerçekleşti. BAFTA gecesi, İngiltere'nin Oscar'ı olduğunu ispat eden bir sonuca sahne oldu. Oscar'da 13 adaylık kazanan Oppenheimer, BAFTA'dan 7 ödül, 11 adaylık kazanan Poor Things ise 5 ödül kazandı. Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan, başrol oyuncusu Cillian Murphy ve yardımcı roldeki Robert Downey Jr. da geceden ödülle ayrıldı. Film, en iyi film ödülünü de kimseye bırakmadı. Susan Downey, thanks. And the BAFTA goes to Da'Vine Joy Randolph. Emma Stone, Poor Things'deki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken, The Holdovers filminin oyuncuları en iyi oyuncu kadrosu ödülüne layık görüldü. Törende eğlenceli anlar da yaşandı. Doctor Who ve polisiye dizilerdeki rolleriyle sevilen David Tennant, gecenin sunuculuğunu yaptı. Tennant, seyirciler arasında bulunan Michael Sheen, Emily Blunt ve Robert Downey Jr.'la komik anlara imza attı. En iyi yönetmen ödülünü açıklamak için sahneye çıkan Hugh Grant, Wonka filminden birkaç kelimeyi sıraladığı konuşmasıyla seyirciyi güldürmeyi başardı. Umpa lumpa. Dumpity-dee. Sophie Ellis-Bextor, 2011 çıkışlı şarkısı Murder on the Dance Floor'u seslendirdi. BAFTA'nın başkanı olan ve babası Kral Charles'a kanser teşhisi konması ve eşinin sağlık sebepleri nedeniyle konuşma yapmayan Prince William, sahne arkasında kazanan filmlerin ekiplerini tebrik etti. Londra'dan kıta Avrupa'sına, Berlin'e uzanalım. 74. Berlin Film Festivali sürüyor. Altın Ayı heyecanı da her geçen gün artıyor. Yarışma filmleri ve yarışma dışı özel seçkiler festival izleyicisiyle buluşuyor. Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı Small Things Like These'in gösterimiyle başlayan 74. Berlin Film Festivali sürüyor. Festivalde Altın Ayı için yarışan filmler ve yarışma dışı gala filmleri birer birer görücüye çıkıyor. Geçtiğimiz yıl festivalin jüri başkanı olan Kirsten Stewart, bu kez özel galalar bölümünde yer alan Love Lies Bleeding filmiyle Berlin'e konuk oldu. Altın Ayı için yarışan distopik kara mizah ve Empire'ın da oyuncuları, yönetmeni Bruno Dumont'la tam kadro festivaldeydi. Yarışmanın iddialı filmleri arasında gösterilen The Empire, sıra dışı anlatımıyla dikkat çekiyor. Ve Berlin sinemalarından İstanbul sahnelerine gelelim. Indie müzik grubu Peyk'in ilk müzikal projesi Hamiyet sahne yolculuğunu sürdürüyor. İstanbul'un dışındaki bir işçi mahallesinde sakin bir hayat süren ve 1980 darbesiyle hayatı alt üst olan Hamiyet'in hikayesini başrol oyuncusu Aslı İnandık ve müzisyen İrfan Alış'tan dinledik. İhanetler, aşağılanmalar, hayal kırıklıkları. Yoksul ve yorgun hayatına bambaşka bir hayal dünyasına sığınarak katlanabilen iki çocuk annesi emekçi bir kadın. İstanbul'un dışındaki bir işçi mahallesinde sakin bir hayat süren Hamiyet'in 1980 darbesiyle alt üst olan hayatını konu alan Hamiyet müzikali sahne yolculuğunu sürdürüyor. Türkiye'de indie müziğin önemli temsilcilerinden Peyk grubunun ilk müzikal projesi gerçek bir hikayeye dayanıyor. Hamiyet benim çocukluğumdan kalma bir figür. Benim korktuğum bir kadın, evimize gelen, tamamen toplum tarafından aforoz edilmiş ve hiçliğe yollanmış bir kadın. Benden sözleri bekliyorlar. Arkadaşlar böyle olmaz, böyle olmaz. Temsilde Hamiyet'i Aslı İnandık canlandırıyor. Farklı olanı, bizden olmayanı, hayal dünyası biraz daha zengin olanı yaftalayıp işte deli damgası vurmaya teşneyiz ya insanoğlu olarak. O yüzden de bir temsiliyet yani. Bence her toplumun kanayan yarası Hamiyet aslında. İnandık oyunda müzisyen kimliğini de ilk kez ön plana çıkarıyor. Esasen ben zaten müzisyenim aslında. Oyunculuktan önce müzik okudum ben 8 sene ama ben enstrüman icracısıyım yani cellocuydum. Hani profesyonel anlamda şarkı söyledin mi diye sorarsanız söylemedim ama şan eğitimi aldık okulda zorunluydu. Ama işte derste söylemek kadar ya da koroda söylemek kadar bir deneyimim vardı. Tabii şimdi 1500 kişinin karşısında arkamda Peyk gibi bir grubun da ağırlığıyla onların solisti olmak tabii ki paha biçilemez bir deneyim oluyor benim için. Peyk'in solisti de olan İrfan Alış, Hamiyet'in yolculuğunda bir sonraki adımı plak olarak işaret ediyor. Peyk grubu adına söylüyorum, biz bunu mutlaka yapmak istiyoruz. Hatta plak düşünüyoruz yani, bir plak olmalı, Hamiyet'in bir plağı olmalı. Çünkü bu ticari bir şey değil. Senaryosunu Ömer dizisinde de imzası bulunan Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı Hamiyet, 25 Şubat'ta Ankara MEP Şura Salonu'nda, 1 Mart'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak. Malumunuz son yıllarda sanatçı biyografileri sinemamızda özel bir akım yarattı. Bu cereyanın son ismi Ahmet Kaya olarak konuşulmaya başladı. Ancak sanatçının eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, Ahmet'in Türküsü filminin gösterime girmemesi için yasal işlem başlattıklarını duyurdu. Son olarak yapım şirketinden açıklama geldi. Şirket yasal sürecin kendi lehlerine sonuçlandığını duyurdu. Başıma neler geldi? Sana diyemedim, beni kaç kere vurdular, adını söylemedim. Fransa'da 24 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan Ahmet'in Türküsü filmi, sanatçının ailesiyle yapım şirketini karşı karşıya getirdi. Sen gittin, her şey bitti mi zannediyorsun? İzledikçe daha kötü olacaksın. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu'nun 1 Mart'ta vizyona gireceği açıklanan filmi, ticari sömürü aracı olarak gördükleri ve gösterime girmemesi için yasal işlem başlattıklarını duyurması üzerine bir açıklamada yapım şirketinden geldi. Belaya atlar giderim, kurşun gibiyim, avuzlar gibi. Erbay Medya, film hakkında başlatılan yasal sürecin lehlerine sonuçlandığını ve vizyona girmesiyle ilgili önlerinde hiçbir engel kalmadığını ilan etti. Zaman gel, gidecek misin? Vay aman, bırakay gitsin. Ahmet Kaya'yı Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Kudret Sabancı imzalı filmin sanatçının sadece müzik kariyerini değil, aynı zamanda toplum üzerindeki etkisini ve eserlerini de mercek altına aldığı açıklanmıştı. Benim babam bölücü değil, bölücü. Hayır, benim babam şarkıcı. Vaz mı geçtin yoksa? Kaya'nın mirasçıları olan Gam Müzik ve eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 4 yıl önce de Ahmet Kaya'nın yaşam öyküsünü konu alan Gani Rüzgar Şavata imzalı İki Gözüm Ahmet filmine karşı yasal işlem başlatmıştı. Ben mırıldanırken onlar beni duydular. Onların yürekleri gözlerine dolunca benim de canım acıyor. Yine bir biyografik sinema haberi, bu seferki kahramansa Barış Telli. Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan sonra bir bacağını kaybeden Barış Telli'nin ampute futbol milli takımı oyunculuğuna ve ardından da Avrupa şampiyonluğuna uzanan mücadele dolu hayat hikayesinin anlatıldığı Hayatla Barış filminin basın toplantısı yapıldı. Küçük yaşta bir kaza geçirdi. Ancak hepimizin engel olarak gördüğü şey ona engel olmadı. Mücadelesi sayesinde ampute futbol milli takımı oyunculuğuna ve ardından da Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Barış ceza alanına baktı. Barış geriye. Osman! Barış Telli'nin umut dolu hikayesini anlatan Hayatla Barış 23 Şubat'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Bana eksik olduğumu söyleyenlere ise dünyaları nasıl sallayabildiğimi gösterdim. Filmde Barış Telli'ye hayat veren Taner Ölmez, role hayat verirken fiziki anlamda zorlanmış. Ben Barış'ı ve arkadaşlarını tanıdıktan sonra açıkçası çok rahatladım. Çünkü onların arasına girdikten sonra artık engellerle nasıl dalga geçildiğini gördüm. Nasıl tiye alındığını, hayatını gördüm yani. En çok zorlayan şey fiziksel yorgunluktu. Yani daha önce hiç bilmediğim bir şey yaptım. Hiç çalışmayan kaslarım çalıştı. Ellerim nasır tuttu. Hala da geçmedi. Duruyor yani nasırlar. Muazzam bir denge. Aynı zamanda mücadele de olmam gerekiyor. Yani hem topu koşturmam gerekiyor, hem bunu iyi yapıyor olmam gerekiyor. Sol kanattan geliyor. Barış topu çizgiye kadar getirdi. Barış. Filmde sadece Barış Telli'nin değil, ailesi ve ona bu yolda eşlik edenlerin de hikayesi anlatılıyor. Bir ayağını daha top yüzünden kaybetmesini istemiyorum. Abi bu çocuk ayağını top yüzünden kaybetmedi. Başkalarının günahı yüzünden kaybetti. Onlara dokunan herkesin hikayesi bu. Komşusu, bakkalı, bindiği otobüs şoförü. Yani sadece o ailelerin hikayesi değil bu yani. Dokunan herkesin hikayesi. Büyük prodüksiyonlu yapılmış bir futbol filmi aynı zamanda. Bu arkadaşın burada olması yanlış karar hocam. Sen iki ayağının üstünde gezerken... Barış Telli'nin en büyük destekçilerinden annesini Nazan Kesal, öğretmenini ise Bülent İnal canlandırıyor. Sizin okulunuzda böyle çocuklara uygun bir düzenek yoksa bu bizim ayıbımız mı? Kondisyonun yok, zayıfsın, bencil oynuyorsun. Öğretin o zaman. Barış'ın işte 6 yaşında başına gelen bu trajik kazadan sonra aslında annesinin o trajediyi annenin bir engel olarak görmemesi ve onu hayatın sürekli içine itmesi, oraya atması, senin onlardan bir farkın yok cesaretini vermesi çok önemli. Aysel Hanım da böyle yapmış zaten. Yani Barış'ın annesi, tanıştım kendisiyle. gerçekten alkışlanacak bir anne. Oğluyla ilgili bu mücadelede onu hiç yalnız bırakmamış. Hatta ondan bile daha önden gitmiş cesaret konusunda. Sen şimdi futbol mu oynayacaksın? Evet, ne olmuş ki? Gazilerden oluşan bir ampute futbol takımı. Şimdi bu takıma sivilleri de alabiliyorlarmış artık. İlkokuldan itibaren onunla bir yolculuğa çıkan Yılmaz Hoca'ya oynuyorum. Büyük bir inatla hedeflerine koşmuş. Tabii ki başta öğretmenleri olmak üzere, ailesi olmak üzere, dostları olmak üzere ona hep destek olmuşlar. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu Winterreise, Kış Yolculuğu premierini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera sahnesinde gerçekleştirdi. Avusturyalı besteci Franz Schubert'in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi Winterreise, Modern Dans Topluluğu İstanbul'un ve bariton Kevork Tavitian'ın yorumuyla sahneye taşındı. Eser 20 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera sahnesi, 5 Mart ve 2 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşmaya devam edecek. Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TANAP projesi kapsamında yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında çıkarılan tarihi eserler, Anadolu Medeniyetlerinin Saklı Tanıkları isimli kitapta toplandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda ülkemizde toplam 161 arkeolojik veya tarihi kültürel miras alanı tespit edildi. Bu 161 alandan 106'sı ilk kez bu çalışmalar sayesinde keşfedilerek kültür mirasına kazandırıldı. Erzurum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde toplamda 25 arkeolojik sahada gerçekleştirilen kazılardaki eserler, arkeolog Nezih Başgelen'in genel danışmanlığında kitaplaştırıldı. Ve bir müzik haberiyle gece gündüzü tamamlayacağız. En son Michael Jackson'ın haberini paylaşmıştık. Biliyorsunuz, son yıllarda müzik dünyasının birbirinden efsane isimleri albüm haklarını rekor fiyatlara satarak dikkat çekiyor. Şimdi bu kervana Queen de katılıyor. Dünyaca ünlü grup satış için 1,2 milyar dolar bekliyor diyelim ve yeni günde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bruce Springsteen'e 550 milyon dolar, Bob Dylan'a 450 milyon dolar, Michael Jackson'a 600 milyon dolar. Şimdi de Queen grubuna 1,2 milyar dolar. Efsane müzisyenler ve gruplar müzik kataloglarını yüksek fiyatlara satmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz rock efsanesi Queen tüm müzik kataloglarını 1,2 milyar dolara satmayı planlıyor. Hayatta kalan grup üyeleri kayıtlarını Springsteen ve Dylan'ın 2 katından fazlasına satmak için görüşmelerde bulunuyor. Springsteen'in anlaşmasından sonra endüstride bir düşüş görülmüştü. Ancak Queen'in anlaşmasıyla sektör yeniden hareketlenecek gibi görünüyor. Endüstri uzmanları Queen'in gişe rekorları kıran anlaşmasının durgunluğa meydan okuyacağını düşünüyor. Müzik endüstrisinin önde gelen avukatlarından biri olan Guy Blake, genel olarak bu rakamın doğru olmasında bir sorun görmüyorum. Muhtemelen 1 dereceye kadar doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Queen gibi çok fazla katalog yok dedi. Queen'in Amerika'daki albüm tüketim birimleri 1991 ile 2017 arasında 25.9 milyon iken, Bohemian Rhapsody filminin vizyona girmesinin ardından 2019'da 3.58 milyona yükseldi. Bu da kataloglarının değerini artırdı. Queen diskografisinde Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, We Will Rock You, Show Must Go On gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.